Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye, İran ve Irak'ın Barzani'ye karşı ortak tavır göstermesi kararını değerlendiriyor. Perinçek açıklamayı parti genel merkezinde yapıyor. Kameralarımızı Ankara'ya çeviriyoruz. Saygıyla selamlıyoruz. Türkiye büyük bir kararın eşiğinde. Tarihi bir döneme girdik. Türkiye'nin önünde büyük kararlar var ve büyük eylemler var. Türkiye'nin toprak bütünlüğü için, yurtta barış için, huzur için, birliğimiz için, milli birliğimiz için büyük kararlar almak durumundayız. Kamuoyu şu an gündemin birinci maddesinde Barzani'nin referandum kararıyla meşgul. Biliyorsunuz 25 Eylül'de Barzani, Kuzey Irak yönetiminin başkanı Barzani, Irak'ın kuzeyinde bir Kürdistan'ın bağımsızlığı amacıyla referandum yapacaklarını ilan etmişti. İşte o gün geldi çattı. Ve Türkiye bugün Irak'la, İran'la, New York'ta Dışişleri Bakanlığı bakanları ağzından beraberliğini Batı Asya ülkelerinin açıkladı. Bu çok önemli bir gelişme. Türkiye Vatan Partisi'nin programına geldi. Batı Asya ittifakı Türkiye'nin toprak bütünlüğü için şart. Kiminle? Suriye ile, Irak ile, İran ile, Azerbaycan ile, Batı Asya ülkelerinin toprak bütünlüklerini, bağımsızlıklarını savunan bir ittifak şart diye 10 yıllardan beri Vatan Partisi olarak savunuyoruz ve işte Türkiye oraya geldi. En son New York'ta 2 gün önce Türkiye, İran ve Irak Dışişleri Bakanlarının ilan ettikleri ortak açıklama son derece önemlidir ama eksiktir. Niçin eksiktir? Çünkü orada Dışişleri Bakanları arasında Suriye'yi de görmek gerekiyor. Evet, Suriye dolaylı olarak o açıklamanın içinde var. Yani Türkiye, İran ve Irak bir araya geldiyse Suriye'nin içinde vardır. Ama bunun açık bir şekilde yapılması bizim vatanımızın bütünlüğü için şarttır, elzemdir. O nedenle Tayyip Erdoğan'ların Suriye düşmanlığı, Beşar Esad düşmanlığı siyasetleri iflas etmiştir, çıkmazdadır. Bunda inat etmenin hiçbir anlamı yok. Hala bir inat var. İran ve Irak haklı olarak ve bütün bu ülkelerin menfaatleri açısından zorunlu olarak Suriye'yi de o beraberliğin içinde görmek istiyorlar. Bu Vatan Partisi'nin siyasetidir. Ama öyle gözüküyor ki AKP iktidarı Mehmetçiğin kanıyla ödenen o Suriye düşmanlığında, Beşar Esad düşmanlığında ısrar ediyor. Bu inatları bıraksınlar. Bu inatları bıraksınlar. Türkiye bu inatları sürdürenleri sırtında taşımayacaktır. Onu çok açık belirtelim. Yarın Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Yine Büyük Millet Meclisi toplanıyor. Vatan Partisi olarak siyasetlerimizi buradan açıklıyoruz. Birincisi, değerli yurttaşlarımız, bu Türkiye'nin Irak ve İran'la bütünleşmesini Vatan Partisi olarak çok önemli buluyoruz. Bunun devam ettirilmesini tarihi bir zorunluluk ve görev olarak tespit ediyoruz. İkincisi, yurt dışına asker sevk etmeyi öngören tezkerenin süresi uzatılmalıdır. Büyük Millet Meclisi'nin ilk yapacağı iş budur. Üçüncüsü, Amerika Birleşik Devletleri'ne derhal nota verilmelidir ve PKK, PYD, YPG'ye verdiği 1300 tır silahı geri alması Amerika'dan talep edilmelidir. Amerika resmi olarak açıklıyor YPG ve PYD'ye 1241 tırda en son o 1300 tırı buldu. Yani her tıra 20 ton yüklerseniz silah, bu aşağı yukarı 30 bin ton silah ediyor. Yani Amerika PKK'ya 30 bin ton silah vermiş. Ve bugün hayretle
açıyoruz gazetelerde, manşetlerde görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Amerika ile çok güzel yağlı ballı görüşmeler olabilir, görüşme yapılabilir ama Trump diyor ki ilişkilerimizin en iyi noktasındayız. Peki bu nasıl görüşmedir? Türkiye tarafı Amerika'nın önüne o 30 bin ton silah veriyorsun PKK'ya. Sen benim düşmanımı silahla destekliyorsun, eğiterek destekliyorsun, diplomatik alanda destekliyorsun. Bu ne biçim ittifaktır diye Amerika'nın önüne bu gerçekler nasıl konmuyor? Veya konuluyorsa hangi sonuçlar alınıyor? Bunların Türkiye kamuoyu tarafından merak edildiğini herkes bilmektedir. O bakımdan Türkiye burada kararlılığını göstermelidir ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bir notayla o verdiğin 30 bin ton silahı PKK'dan geri al talebini bildirmelidir. Üçüncüsü, Türkiye bu sözde Kürdistan'ın bağımsızlığı için referandumu önlemek amacıyla gerekirse askeri güç kullanacağını ilan etmelidir. Biz bekliyoruz. Barzani bu bir iki gün içerisinde referandumdan vazgeçtiğini veya bunu ertelediğini ilan etsin. Bu beklenen gelişmedir. Ama burada da bu beklentiyi bırakıp Türkiye ciddiyetini ortaya koymalıdır ve belirtmelidir. Gerekirse Türkiye askeri güç kullanacaktır. Zaten Habur kapısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı tatbikatlar da Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk milletinin kararlılığını ifade etmektedir. Beşincisi, Ankara'daki Erbil temsilciliği Kürdistan'ın bağımsızlığına yönelik referandum kararı kaldırılana kadar kapatılmalıdır. Derhal, hiç beklememek gerekir. Erbil Büyükelçiliği, Kuzey Irak yönetiminin Erbil Büyükelçiliği Ankara'da derhal kapatılmalıdır. Kaldırıldığı zaman referandum kararı açılabilir. Altıncısı, Irak Bölgesel Yönetimine 48 saat süre tanınmalıdır. Referandum kararından vazgeçmezse Habur kapısının kapatılacağı kendilerine bildirilmelidir. Bu son derece önemlidir çünkü oradan nefes alıyor Irak'ın kuzeyi. Habur kapısı kapatıldığı zaman Barzani ekonomisi de çöker. Yedincisi, Türkiye, Irak ve Suriye hükümetleriyle ortak uygulamalar somut olarak saptanmalıdır ve hayata geçirilmelidir. Yani genel bir beraberlik ve işbirliği yetmez. Askeri alanda ortak uygulamalar dahil Türkiye, Irak, altını çizerek, vurgulayarak söylüyoruz, İran ve Suriye. Suriye burada hayati önemdedir çünkü Suriye vatan bütünlüğü için bugün İsrail'e, Amerikan emperyalizmine, PKK'ya, efendim diğer İslami adı altındaki terör örgütlerine karşı savaşmaktadır. Suriyesiz olmaz. Suriye burada kilit ülkelidir ve Suriye dostluğu Türkiye için gereklidir. Kimilerinin Beşar Esad fobileri, efendim takıntıları, saplantıları nedeniyle Mehmetçiğin kanını ziyan etmenin alemi yok. Suriye düşmanlığı Mehmetçiğin daha fazla can ve kan vermesiyle ödenir. O bakımdan uyarıyoruz. Değerli arkadaşlar, sayın basın mensupları, ikinci bir konumuz şu. 19 Eylül 2017 günü akşamı ulusal kanalda Çıkış Yolu programında Rafet Ballı tarafından yönetilen Avrupa ve Amerika basınında Tayyip Erdoğan hakkında İslami Kemalist oldu değerlendirmelerinin yapıldığını belirttik. Tayyip Erdoğan'a İslami Kemalist diyen Doğu Perinçek değil. Ben öyle bir tanımlama, öyle bir yorum yapmadım, yapmıyorum. Bu tanımı isabetli de bulmuyorum. Fakat Amerikan basını ve Avrupa basını Tayyip Erdoğan'dan İslami Kemalist veya Yeşil Kemalist diye söz ediyor. Hatta yeni de değil. 2011 yılından beri bu tür değerlendirmeler yapılıyor. Bakın en son burada
Zeit, Almanya'nın en etkili haftalık gazetesidir. Helmut Schmidt'in eski Almanya Başbakanı, Almanya politikasının önde gelenlerinden Helmut Schmidt'in yönetiminde çıkıyordu. O vefat etti biliyorsunuz ve şimdi de yayınla devam ediyor Die Zeit. Die Zeit'te Michael Thumann bir köşe yazarı, Alman televizyonlarında da kamuoyunu çok iyi tanıdığı etkili bir gazeteci, yazar. Michael Thumann, işte görüyorsunuz 14 Ekim 2016 tarihli yazısı Der İslamo-Kemalist Kent kein Erbarmen, başlık bu. Türkçesi İslamo-Kemalist, Tayyip Erdoğan'ı kastediyor yazının içinde, Tayyip Erdoğan adı açıkça veriliyor. İslamo-Kemalist merhamet tanımıyor, merhamet bilmiyor şeklinde bir başlık atmış. Bu yazıyı Şahin Alpay'ın tutuklanmasından sonra yazıyor ve diyor ki liberal ve bağımsız sesler Türkiye'de şunu ifade ediyor. Baskı altına alınıyorlar. Bunun en son örneği Şahin Alpay'dır ve Erdoğan hükümeti onu hapse atıyor ve doğru dürüst bir suçlama vesaire de yok. Yazıda otoriterleştiği için Tayyip Erdoğan yönetimi Atatürk yönetimine benzetiliyor, otoriterleşiyor, efendim bölücülüğü baskı altına alıyor, Kürt milliyetçiliğini baskı altına alıyor, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunuyor, Batı'ya kafa tutuyor. Bu nedenlerle ona Tayyip Erdoğan'a İslamo-Kemalist nitelemesi yapıyor. Kim? Michael Thumann, Die Zeit gazetesinin önemli köşe yazarı. En son bizim 14 Eylül günü Berlin'de Alman Meclisi'nin prese konferans, basın konferans salonunda yaptığımız toplantıda da kendisi gelmişlerdi ve çok güzel sorular sordu. İslami Kemalist diyen, gördüğünüz gibi Batı basını bir örnek bu. Diğer örnekler, onları da göstermek istiyorum izin verirsiniz. Bunu aşağıya alalım. Ondan sonra diğer bir örnek, o da yakın bir tarihte Die Eurasische Türkei başlığıyla Hermann adındaki yine köşe yazarı, o da önemli bir yazardır Almanya'da. Almanya'nın en ağır başlı, en ciddi gazetesi olarak bilinen Frankfurter Allgemeine Zeitung'da bir yazı yayınladı. O yazıda Tayyip Erdoğan'ın geleneksel Atatürk tarafından bir zamanlar uygulanmış olan Avrasya siyasetine yöneldiğini, bu Atatürk'ün siyasetini 10 yıllardan beri Türkiye'de Vatan Partisi'nin ve Doğu Perinçek'in temsil ettiğini ve Tayyip Erdoğan'ın da Vatan Partisi'nin ve Doğu Perinçek'in çizgisine bu anlamda geldiğini, kendisinin Atatürk'ün Avrasya rotasına girdiğini bu yazıda özet olarak belirtiyor. Yani o da Tayyip Erdoğan'ın Atatürk'ün Avrasya siyasetine geldiğini belirtiyor. Fakat bunlar örnekler, bunlardan ibaret değil. Çok sayıda örnek var. Bir başka örnekte yine Foreign Policy, Amerika'nın biliyorsunuz yarı resmi devlet organlarındandır. Dışişleri Bakanlığı'nın, CIA'nın görüşlerini temsil eder. Foreign Policy'de yayınlanan bir yazıda da Tayyip Erdoğan'ın yeşil Kemalist bir çizgiye girdiğini, Kemalistlerle birlikte Türkiye'nin bağımsızlığını savunduğunu, toprak bütünlüğünü savunduğunu ve Kemalistlerin baskısı üzerine PKK'nın üzerine yürüdüğünü, bölücülüğe ve FETÖ'ye karşı mücadele açtığını belirtiyor ve orada da yeşil Kemalist nitelemesini yapıyor. Değerli basın mensupları, bu Batı basınındaki İslami Kemalist veya Yeşil Kemalist gibi nitelemeler önce bizim neoliberal ve biraz Fethullah eğilimli Türk yazarlardan çıkıyor. Almanya'da Burak Çukur adında, Burak Çukur adındaki bir doçent, Alman üniversitelerinde çalışıyor, bir akademisyen. İlk defa
2011 yılında yayınladığı yazıda bu tür nitelemelerde bulundu ve Tayyip Erdoğan'ın otoriterleştiği, bu nedenle Kemalist olduğu, Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin bağımsızlık ve bütünlüğü, milli devletin savunulması konusunda Kemalistlerin eğilimi etkisi altına girdiği şeklinde bir yazı yayınlıyor. Yine Şahin Alpa 2016 yılında Zaman Gazetesi'nde 18 Şubat 2016 tarihinde zamanda Şahin Alpa Erdoğan iktidarı Kemalizme sarıldı değerlendirmesini yapıyor. 2016 yılında. Görüldüğü gibi daha çok sayıda örnekler de var. Bütün bu örnekler hem bizim neoliberallerimizin hem de Atlantik sistemi içindeki neoliberal yazarların ve kamuoyu yapıcılarının Tayyip Erdoğan'a İslami Kemalist oldu, Yeşil Kemalist oldu, Kemalizmin etkisi altına girdi, Türkiye'nin milli devletini savunduğu için, PKK'nın üzerine girdiği için Kemalistler tarafından yönlendiriliyor şeklinde değerlendirmeler yapıyorlar. O nedenle tekrar ediyorum, Oda TV'de, efendim Sözcü Gazetesi'nde, Halk TV'de Doğu Perinçek Tayyip Erdoğan için Kemalist oldu, İslami Kemalist oldu ifadesini kullandılar. Bunlar, bu doğru değil. Bu doğru değil. Kendi yayınladıkları o haberlerin altında Doğu Perinçek'in bunu kendisinin söylemediğini ve Batı basınında bu tür değerlendirmelerin çıktığını, Türkiye kamuoyuna bildirdiğini kendi haberlerinde belirtiyorlar. Ama haberin altında böyle yazdığı halde başlıklarda Doğu Perinçek İslami Kemalist oldu Tayyip Erdoğan şeklinde ifadelere yer vermişler. Tayyip Erdoğan'ın ne olduğunu bütün herkes bilmektedir. Onun PKK'ya karşı mücadele çizgisine girmesi, Fethullah terör örgütüne karşı mücadele çizgisine girmesi, İran'la, Irak'la, Rusya'yla ve Çin'le işbirliğine yönelmesi, Şangay İşbirliği Örgütü'nün kapısını çalması, bunlar zaten Vatan Partisi'nin programıdır ve bu anlamda Vatan Partisi'nin rotasına, çizgisine gelmektedir. Bu bizim başarımızdır. Vatan Partisi'nin övüncüdür. Vatan Partisi Türkiye'nin önündeki doğru siyasetleri savunduğu için çeşitli güçleri oraya getiriyor. Ama bu aynı zamanda Atatürk'ün gücüdür. Bakın şimdi bütün bası Tayyip Erdoğan için ne diyor? Atatürk'ün çizgisine geldi. Atatürk'ün Avrasyacı çizgisine geldi. Atatürk'ün teröre karşı acımasız, otoriter, kararlı çizgisine geldi diye değerlendirmeler yapıyor. Demek ki Atatürk öyle siyasetler belirlemiş ve öyle kararlı uygulamalar yapmış ki Türkiye'nin önündeki rotayı çizmiş. O rotadan sağa sola bilmem ne geriye falan sapmaya kalkanlar eninde sonunda o büyük akımın, o büyük nehrin etkisi ve rüzgarı içerisine girmek zorunda kalıyor. Bu bakımdan Atatürk'ün gücünü belirtmiş oluyor Batı medyası. Ve bu değerlendirmeler de Türkiye'nin önünde Atatürk'ün programının bulunduğunu bir kez daha ifade etmiş olmaktadırlar. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunuyoruz. Sorularınız varsa buyurun değerli arkadaşlar. Buyurun. Bugün Milli Güvenlik Kurulu var. Referandum gündemiyle toplanacak olağanüstü bir şekilde. Siz bu toplantıdan nasıl bir karar çıkmasını umuyorsunuz? Türkiye'nin yararına olan nedir? Çünkü bazen henüz bir geri adım atmadı. Nasıl bir caydırıcı önlemler alınabilir? Ben Milli Güvenlik Kurulu'ndan kesinlikle bir kararlılık bekliyorum. Türk milletinin beklentisidir bu. Başka türlü yapamazlar. Yani hiç kimse, kim olursa olsun, Türkiye'nin başına bugün getirin Vahdettin'i koyun. O dahi kalkıp da Türkiye'nin bölünmesine yönelik bir tavrın içine giremez. Çünkü Türkiye var. Türkiye var. Türkiye Tayyip Erdoğan'ın dudaklarının arasında değil. Türkiye AKP'nin dudaklarının arasında değil. Türkiye diye bir gerçek var. Türkiye'yi kimse bölemez. Vatan Partisi var. Türkiye'yi bölmeye kalkanlar hizaya gelir. Bakın biraz evvel açıkladığımız gerçekler de bunu gösteriyor. Bir zaman açılım yapmışlardı. Ne oldu? Türkiye onları hizaya getirdi.
Onun için onların Atatürk'le sorunlu, işte Atatürk'le kavgalı halleri de bir çırpınmadır. Atatürk'le kavga eden baş aşağı gider, yıkılır. O çizgide ısrar edemez. O bakımdan Milli Güvenlik Kurulu'nun da bugün Türkiye'nin bağımsızlığı, bütünlüğü, toprak bütünlüğü ve bu sözüm ona Kürdistan'ın bağımsızlığı yönündeki referandumun önlenmesi yönünde bir kararlılık açıklayacağını bekliyoruz. Zaten bütün gidişat bu yönde. Gittik, İran'la görüştük, daha önce Rusya ile görüştük. Türkiye'nin yöneticilerinin Rusya düşmanı, Suriye düşmanı, İran düşmanı halleri vardı. Ne oldu? Onlar kaldı mı? Vatan Partisi'nin çabaları sonucunda hizaya geldiler ve ellerini Rusya'ya uzattılar. İran'a iki ay evvel daha Fars milliyetçisi falan diye suçlamalar yapıyorlardı. Şimdi Vatan Partisi'nin bizim gidip İran'la görüşmelerimizden sonra en yüksek düzeyde Türkiye-İran ilişkileri de iyi yönde gelişmektedir. Şimdi sıra Suriye ilişkilerindedir. Göreceksiniz hiç bundan kimse kaçınamaz. Tayyip Erdoğan elini Beşar Esad'a uzatmak zorundadır ve bunu yapmazsak bunu Mehmetçiğin kanıyla Türkiye öder, onun için yapacaktır. Bugün buradan Vatan Partisi olarak söylüyorum, Tayyip Erdoğanlar ellerini Suriye rejimine, onun başkanı olan kahramanca Amerika'ya karşı, İsrail'e karşı savaşan Beşar Esad'a uzatmak zorundadır ve uzatacaktır. Milli Güvenlik Kurulu'nda da özellikle Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü konusunda kararlı olan komutanlarımızın bu yönde görüşler ifade edeceğinden eminiz. Başka sorular var mı? Gündemdeki yine teorik değişikliği teorik sınavı kaldırıldı. Bu konuyla ilgili aynı zamanda müfredat değişikliği de tartışılmaya devam ediliyor. Türkiye'de 15 tane Vatan Partisi hükümet olacak. 2019'da yapılacaksa seçim, 19'da daha önce yapılacaksa daha önce Vatan Partisi Türkiye'nin hükümetinde olacak ve buradan ilan ediyorum 15 İmam Hatip okulu kalacak. Bütün Türkiye çapında hesabını yaptık. 15 İmam Hatip okulu bugünden itibaren Türkiye'nin yeni imam ihtiyacını karşılamaya yetiyor. İmam Hatip okullarında imam ve hatip yetiştirilir adı üzerinde. Onun için 15 İmam Hatip okulu kalacak, diğer bütün İmam Hatip okulları düz liseye çevrilecek. Bu yapıldığı zaman genel bir sınavla öğrencilerimizin bütün orta öğretim boyunca aldığı notlar arasında bir bileşim sağlanarak, yani hem lisedeki başarıları hem de genel sınavdaki başarıları birleştirilerek üniversitelere giriş düzenlenecektir. Ve tabii üniversitelerimizin de esas olarak devlet üniversiteleri artırılması yoluyla Türkiye'nin nitelikli insan ihtiyacı, nitelikli emek ihtiyacı karşılanacaktır. 15 İmam Hatip okulu kalacak, buradan ilan ediyorum. 15 İmam Hatip okulu kalacak. Bu yetiyor Türkiye'ye. Oralarda imam yetişecek. 15 İmam Hatip okulundan yılda aşağı yukarı 1500-2000 öğrenci mezun oluyor. O yılda 1500 imam, yeni imam da Türkiye'nin imam ihtiyacına yetiyor. Bunların hesabını yaptık. Geri kalan bütün İmam Hatip okulları düz liseye çevrilecektir. O zaman TEOG meselesi halledilir. Evet, yalnız başına bir imtihanla üniversiteyi alma doğru değil. Herkes eşit değil. Hakkari'de okuyan, efendim Kırşehir'de okuyan bir çocukla İstanbul'da seçkin okullarda okuyan çocuklar arasında, gençlerimiz arasında bir fırsat eşitliği yok. Bu nasıl giderilir? Okullarda aldıkları notlar ve genel üniversiteye giriş sınavlarındaki aldıkları notların bir bileşimiyle her iki, hem bugünkü durumu öğrencinin gözetilerek hem de
kendi okulundaki çalışkanlığı gözetilerek bir giriş sınavı düzenlemesi Vatan Partisi tarafından yapılacaktır. Başka soru var mı arkadaşlar? Sağ ol. Buradan isteyen bu küpürleri, kesikleri alabilir.